konuşacak bir şey bulamıyoruz. Hani daha fazla nasıl pozitif şeyler söyleyebiliriz, daha iyi neler söyleyebiliriz noktasına geldi artık Trabzonspor. 63 puanı var. Artık konuşulan konu şampiyon olur mu olmaz mıdan ziyade rekor bir şampiyonluk gelir mi? Çok erken, tarihin en erken şampiyonluğu gelir mi? Sorularını artık sormaya başladık Trabzonspor'la alakalı. Ne dersiniz? Ezgi zaten şampiyon. Erken şampiyonluk geldi. Yok hani tarihin en erken şampiyonluğu olur mu? İşte erken, rekor puana ulaşılır mı? Senle yaptığımız geçen sene Aralık ayında ben ne demiştim sana? Trabzon şampiyon demiştim. Evet. Yani hiç kimse uğraşmasın. Çünkü takım o şekilde. Takım gibi. Zannetmiyorum. Olay ne olacak? Üç büyükler başarısız, yani İstanbul'un üç büyük takım başarısız olunca böyle bir tablo ortaya çıktı hocam. Ama elindeki oyuncular da çok iyi oyuncular. Şüphesiz tabii. Yani çok iyi oyuncular ve iyi bir harmoni yakaladılar. Trabzon'da bundan sonra şeyi konuşuruz. Nerelere transfer yapacaklar? Gelecek sezonu planlaması. Artık onlar zaten onun peşindeler. Bitti artık Trabzon işi. Sol bek lazım, stoper lazım. Onları konuşacağız biz Trabzonspor. Kayseri maçı zor maç hocam. Bak. Geçen hafta burada yayındaydık. Trabzon'da ne zor maçlar dedik. Şey dediler burada, sordular. Alanya, Kayseri, Fenerbahçe arka arka. İkisini geç dedim, en zor maçı Kayseri olacak. Niye dediler? Dedim Kayseri kapanacak. Sen de gireceksin, bastıracaksın. Kontratağı iyi bir çıkan takım. Tiyan falan döndü. Ya bu sezon Kayseri'nin iyi takımı var. Yani artık aşağılarda kalacak mı, kalmayacak mı, düşecek mi, düşmeyecek mi mücadele etmiyor. Kayseri esasında çok öncelerden bir futbol kenti olması lazım. Ekonomik şartları çok iyi. Ama maalesef işte yöneticiler, işte menajerler bahsediliyor. O tarzda gitti. Ben kolay bir maç geçeceğini tahmin etmiyorum. Mesela herkes Alanya maçını çok kolay geçer zannetti. Zor geçecek zannetti. Evet, hiç ama sağ olsun oradaki Alanya Spor'un hocası ne A'sı var, ne B'si var, ne C'si var. Abi Trabzonspor'a karşı böyle oynarsan seni tak 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 tak. Hemen işi bitirirler, giderler. İnsan biraz da göreceksin abi. Rakibine göre oyununu kuracaksın. Elindeki kadrona göre. Ben Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum ama çok Alanya maçı gibi çok rahat olacağını düşünmüyorum. Yani bir kere tabii artık bütün kamuoyunun düşüncesi Trabzonspor'un şampiyonluğa çok yakın olduğu şeklinde. Ama hem hocası hem oyuncular da baktığımız zaman şey açıklamalar yapıyorlar. Normaldir, bu ipi bırakmamak lazım. Temkinli. Temkinli olmak lazım ama bir gerçek var. Konya puanları dağıtmaya devam ediyor. Eskisi gibi kazanarak gidemiyor. Arada şu an 14 puan bir çok çok ciddi bir fark var. Yani bu da bize, onlar artık ikincilik için mücadele ediyorlar. Bu da bize gösteriyor ki Trabzonspor önümüzdeki yani Mart ayında işte Nisan'ın başlarında filan yani şampiyonluğunu resmi olarak ilan edecek. Şimdi burada önemli, Beşiktaş maçına burada önemli olan Trabzonspor bir kere Kayseri maçına bakarsak içeride maç kaybetmemiş. Yani oynadığı 19 maçında da iyi sonuçlar almış. Yani artı bu maçta yanılmıyorsam dün 35-39 bin, 38 bin civarındaydı satılan maç şey bilet sayısı. Taraftar camia, herkes inanmış. Trafik ışıklarına kadar bu hava yakalanmış. Bir Hamsi'yi belki burada ek not olarak söyleyebiliriz, bilgi olarak. Yani oynamayacak yine büyük ihtimalle. Sakatlığı devam ediyor. Onsuz da iyi başarılı. Bundan bu kadar kapatıyor. Etkilenmemek de gerçekten yani Trabzon için söyleyebileceklerimiz bunlar. Yani yakında şampiyonluğunu ilan eder. Etkilenmemek mümkün değil. Orada bir de Siopis'i göz ardı etmeyeceksin. O gizli kahraman. Bakın işte 6 numara diye bahsediliyor. Ben de hiç öyle bir şey yok diyorum yani. Bir piyasalarda yok öyle bir şey. Siopis, onu konuşmuyorlar. Yani Envakeme, işte Siopis var ya. Bakasetas. Siopis çok çok farklı bir oyuncu. Bakın iki maçtan çıkacağım. Fenerbahçe maçı. Hocam son cümleyi alayım. Galatasaray maçı. Fenerbahçe maçını Siopis'e Cornelius'u bir attı, kazandılar. Galatasaray maçında Siopis bir girdi. Oyuna hakim oldu ikinci devre. Çok enteresan bir oyuncu. Her eve lazım derler ya. Öyle oyuncu bulmak lazım. Işte. Peki. Haydi kim bilir'e geçelim. Eyvah. Evet, kim bilir'e başlıyoruz. Mahmut Hocam, hiç merak etmeyin, çok güzel sorular hazırladık. Biliyorsun. Gelsin ilk sorumuz, görelim. Murat burada tecrübeli. Yok canım. Sizin de artık tecrübeniz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Bilgilerim çok zayıf. Hangi takım Kupa 1'de daha çok final kaybetmiştir? Barcelona, Manchester United, Ajax, Inter. Şampiyonlar Ligi artı Kulüpler Kupası. Kupa Barcelona 1. Final kaybetmez ya. Şampiyon Kulüpler Kupası yani. Manchester, Ajax. Manchester, Ajax.
Benim içimden Inter diyesim geliyor. Ben de öyle düşünüyorum. Kaybetmiştir ama. Diye soruyoruz. Kaybetmiş. Finalleri kaybediyor. Kupa 1'de yani. Toplamda. Yani iki organizasyonu birden soruyoruz. Ama bu hocam, genel değil mi? İşte hem Şampiyonlar Ligi hem Şampiyon Kulüpler Kupası. Yani Kupa 1 dediğimiz o. O yani genel geçmişten tarihi, tabii, geçmişten. Tabii, tabii. Ajax kaybetmedi vakit. Ajax şimdi bir dönem silme götürüyordu Avrupa'da. En çok final oynayıp kaybeden aslında soruyor gibiymiş. Ben D şıkkı Inter diyorum. Ben de öyle diyeceğim. Ben D diyeceğim. Inter mi diyorsun? Hocam bana şey yapmayın. Kaybedebilirsiniz. Yok yok değil. Çünkü ama bakıyorum Barcelona o tarzda değil. Ajax o tarzda değil. Ajax, geçmişten çıkıyoruz. Bir Manchester United şeyi de olabilir gibi sanki ama bilmiyorum yani. Siz bilirsiniz. Ben, hadi ben B diyeyim ya. Inter B diyorum ben. Manchester dedim. Evet. Manchester United ve Inter yanıtları geldi. Bakalım hangi takımımız? Barcelona. Hiç yakışmadı Barcelona. Barcelona'ya ben de enteresan değil mi? Ama gerçi Barcelona'da çok fazla geçmişten de düşünürsek son dönemler Cruyff'tan beri bir çıkışları var onların. Barcelona 3 final kaybetmiş. Diğer takımlar 2 final kaybetmiş bu arada. Onu çok da yakınmış ha. Bilgi olarak evet, aktaralım. Devam edelim. Hangisi UEFA'nın resmi dillerinden biri değildir? İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca. Hocam tam siz bitiyorum. Resmi dil. Hocam siz kaç dil biliyordunuz? 3. 3. Almanca, İngilizce, Fransızca. Vaktim olsa İspanyolca gideceğim ama o işte bir yok bulamıyorum, onu da öğrenmek hocam istiyorum. Hocam online uygulamalar ya var belki. Ya öyle de olmuyor, maçları seyrediyoruz. Bitti artık ya, bu saatten sonra yeter bize. Hangisi resmi dillerinden biri değildir? Ya, Fransızca diyeceğim. UEFA'nın resmi dillerinden biri. İspanyolca zaten. Değil. Dünyada en fazla konuşulan İngilizceden sonra ikinci dil İspanyolca. O İspanyolca mı? Tabii. Tamam. Yok İspanyolca demiyorum yani. Fazla konuşulan, dünyada en fazla konuşulan UEFA'da da resmi dillerindendir. Hmm. İspanyolca. Fransızca, Almanca. Ben Almanca ben diyorum. Ben D şıkkı Fransızca diyorum. Almanca ve Almanca Fransızca. Almanca da olabilir ama Fransızca dedim. Yanıtları geldi. Bakın. Evet. En fazla konuşulan değil biliyor musun? Dünyada İngilizce'den sonra İspanyol Pitik'e Güney Amerika olduğu gibi. Ama acaba işte o futbol... Ha futbol da olabilir. Olabilir. Onu bir şey diyeyim ama çok fazla Güney Amerika şeyin Brezilya'nın haricinde... Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Şampiyonlar Ligi marşı da diğer üç dilden oluşuyor. İspanyolcaydı efendim. Yine puan veremedim. Devam mı edelim? Umudumuz sürüyor. Dört Grand Slam turnuvasından hangisinin kuruluşu daha sonradır? Amerika açık, Avustralya açık, Fransa açık, Wimbledon. Zor soru. Tenis takip ediyor musunuz hocam? Yok. Yani finalleri ancak yani yoksa normal tenis izleme şeyin imkanı olmuyor. Yani bir aralar şeyler sadece vardı. Sadece finalleri. Çok çok eskiden o İsveçli neydi? Björn Borg muydu? O dönemler falan vardı. Amerikalılar falan atışırlardı o vakitler. Almanya'dayken izlerdim ama hiç ilgi alanında değil. Şey, raketi bile tutma sırrı bilmem. Peki hatırlıyor musunuz? Yok hatırlamıyorum. Acaba, atsan, atacağız burada sonradır? Yani. Fransa açık diyorum ben. En son Fransa açık mı düzenlenmiştir? Yani evet. Avustralya açık olabilir mi? Bu arada sıralamasını sormuyoruz. Onu söyleyelim. Bildiğiniz gibi tarihlerini yani, sormuyoruz yani. Organizasyon olarak. Tabii tabii. Yani daha sonra ortaya çıkan. Fransa açık diyorum. Ben de B diyorum. B. Avustralya açık ve Fransa açık yanıtları evet, geldi. Gerçi, bakalım. Kesin doğru değildir de. Avustralya. Attı mı? Evet. Hmm. Olsun. Hiç, bildiğimden değil attı mı? Nereden bileceğim? Devam edelim. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk şampiyonunu soruyoruz. BSI Spor, FED Kolejciler, ODTÜ, BOTAŞ. ODTÜ bir aralar baskette iyiydi. BOTAŞ olabilir mi? BOTAŞ da iyiydi. FED Kolejciler yani baskette iyiydi Ankara'da çok yani. Ben FED Kolejciler diyorum. Ben de BOTAŞ'tı. İlk şampiyon soruyorum. Evet, ilk şampiyon. Alayım. BOTAŞ. BOTAŞ. De. TED Kolejciler. TED Kolejciler. Bakalım. ODTÜ çıkar. ODTÜ çıktı. Ankara'da. Ankara'yı tutturdunuz. Evet. Murat Özosman, memleketimiz. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.